Onun devamı olan küçük bir kısmımız kalmıştı. Bugün o kısmı tamamlayacağız, sonra yeni konumuza geçeceğiz. Aralarında asal sayıların çarpımı ile bölünebilme konumuzun adı. Şimdi biz bölünebilme kurallarını işlemiştik. Bölünebilme kurallarımız 2 ile, 3 ile, 4 ile, 8 ile, işte 9 ile, 10 ile, 11 ile, 5 ile bölünebilme kuralları diye gidiyordu. Ve biz bunları öğrendik. Nasıl uygulayacağımızı, nelere dikkat edeceğimizi öğrendik. Bazen de bize bölünebilme kuralları içerisinde olmayan ama çarpım durumunda, yani iki asal, aralarında asal iki sayının çarpımı durumunda yazabileceğimiz sayılardan bahsediyor. Mesela 6 ya da işte 12 ya da 55 ya da 36 gibi sayılarla bölünebilme soruları sorar. Örnekleri de buraya, onu birazdan onları da inceleyeceğiz. Bu sayıları incelerken çarpanlarını çarpım durumuna getireceğiz. Ama çarpanlarıyla ilgilenirken de çarpanlarının aralarında asal olmasına. Yani şimdi 6 sayısı 1 ve 6 ile 1 ve 6 evet, ama 1 de bir bölünebilme kuralına sahip değil 6 da. Dolayısıyla mesela 6 ile bölünebilme kuralını inceleyeceksek 2 ve 3 diye düşüneceğiz. 2 ve 3 aralarında asaldır. 2 ile de bölünebilme kuralı var, 3 ile de. Aynı şekilde mesela 12'yi düşündüğümüzde 3 ve 4 diye düşüneceksiniz. Çünkü 3 ve 4 aralarında asal, çarpımları 12, 3 ile bölünebilme kuralı da var, 4 ile bölünebilme kuralı da var. 55, 11 ve 5 diye düşüneceğiz. Çünkü 5 ve 11 aralarında asal, 11 ile de bölünebilme kuralımız var, 5 ile de bölünebilme kuralımız var. Aynı şekilde 36'yı, şimdi 36'ya 3, 12 diye düşünebilirsiniz. Ya da 6, 6 diye düşünebilirsiniz. Ama aralarında asal seçeceğimiz için 4 ve 9 olarak seçeceğim. Çünkü 4 ile de bölünebilme kuralım var, 9 ile de. Şimdi aralarında asal dememizin sebebi ortak bölenleri olmayacak. Dikkat edin, hiçbirinin ortak böleni yok. Bir de bölünebilme kurallarına uyarlayabileceğim. Yani bölünebilme kurallarını burada uygulayabileceğim. Mesela demiş ki, rakamları farklı. 6 basamaklı, 5, 0, A, 3, 7, B, doğal sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre diyor. Şimdi ben 12 ile bölünebilmeyi okudum. 12 ile bölünebilmenin kuralı yok. Bir sayı 12 ile bölünecekse o zaman 3 ve 4'e bölünebilmeli. Şimdi tam bölünüyormuş zaten. Sayı 12'ye tam bölünüyorsa 3'e de tam bölünecek, 4'e de tam bölünecek. Şimdi 4'e de bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağının 4'ün katı olması gerekiyordu. Sayının son iki basamağı 7B. Şimdi 7B'nin 4'ün katı bir sayı olması için mesela 74'e bölünmez, 71 4'e bölünmez ama 72 4'e bölünür. Yani ben B'yi 2 alabilirim. Sonra 73 olmaz, 74 olmaz, 75 olmaz ama 76 olur. Yani ben B'yi 6 alabilirim. 76'nın 4 ile bölümü 19. Peki başka ne alabilirim diye düşünüyorum. 77 olmaz, 78 olmaz, 79 olmaz diyeceğim. Ve B'yi 2 ya da B'yi 6 bulacağım. Daha sonra eğer B'yi 2 alıyorsam sayım ne oluyor diye bakıyorum. E'yi A, 3, 7, 2. Şimdi 4 ile bölünebilmeyi kullandım, 3 ile bölünebilmeyi kullanacağım. Rakamların toplamının 3 veya 3'ün katı olup olmadığına bakacağım. Dolayısıyla 5 artı A artı 3 artı 7 artı 2 dedim. 17 artı A yaptım. Buranın 3'ün katı olması için A1 olabilir. A ne olabilir? 1, 4 ve 7 olabilir. Çünkü 18, 21 ve 24'ü düşündüm. A rakam bu arada. Dolayısıyla 1, 4, 7'yi aldım. B'nin 6 olması durumunda da 50, A, 3, 7, 6. Hemen rakamları topluyoruz. 5, 0, A, 3, 7 ve 6. Bu da 13, 16, 21. Yani 21 artı A getirir. A sayısı da buradan 0, 3, 6 ve 9'u alabilir. Şimdi ben bunu buldum diye direkt aklıyı da saymıyorum. Yani 3 bir de bir yerde, 4 de bir yerde değil, 7'yi asla işaretlemiyorum. Çünkü rakamları farklı diyor. Yani ben B sayısını 2 aldıysam A sayısını 2 alamam. Bütün rakamlar birbirinden farklı. Şimdi sayının içerisinde 3 var. Dolayısıyla A 3 olamaz. Sayının içerisinde 0 var. A 0 olamaz. 6, B'yi 6 alırsam A'yı 6 alamam. O yüzden buradan bir tek 9'u alabiliyorum. Bir tane. Buraya geliyorum. A'yı 1 alabiliyorum.
Dolayısıyla da buradan sadece 1'i ve 4'ü alabildiğim için kaç farklı değer varmış? 3 farklı değer varmış. Rakamları farklı dediği için aynı olanları eledim. Ve bu şekilde sorunun cevabına ulaştım. Yani aslında bölünebilme kurallarının devamı. Tek yapmamız gereken verilen sayıyı kendi bildiğimiz o asal aralarında asal olan çarpanlar şeklinde yazmak. Örneğin 2. Bu bir çıkmış sınav sorusu. Bir tüccar tarlası 45 liradan belirli sayıda gömlek almış. Ve kendisine işte fatura veriliyor. Faturanın ilk ve son rakamı görünmüyor. Yani şöyle 4 basamaklı bir rakam olduğu görünüyor. Sıfır, yani ne olduğunu bilmiyorum. Binler basamağı. 4 basamaklı bir sayı olduğunu biliyorum. Bir de tek sayıda gömlek aldığını biliyorum. Tanesi 45 liradan. Tek sayı, yani adam 13 tane gömlek almış. 15 tane tek sayı adedince gömlek almış. Onu biliyorum. Şimdi gömlek buçuklu bir şey olamaz. Yani gömleğin bir kolunu almış gibi bir şey falan. Gömlek tamdır. Ben de diyorum ki ben T tane gömlek alayım. Bilerek T dedim. Gömlek sayısının tek olduğunu vurgulamak için. T tane gömlek alayım. Hepsine 45 lira ödedim zaten. Tanesine 45 lira ödeyince hepsine 45 çarpı T lira ödedim. Bu da bu fatura. Faturanın silikle çıksa 4 basamaklı bir sayı olduğunu söylüyor. Şimdi 45 tek sayı. Gömlek sayısı da tek sayı. Dolayısıyla tekle tekin çarpımında faturanın da tek sayı olduğunu biliyorum. Yani fatura ödenen miktarın tek sayı olduğunu buradan yorumlayabiliyorum. Bir de şimdi 45 ile, yani parayla gömlek sayısını çarptığımda ödenen miktarı buluyorsam eğer, ödenen miktar 45'i tam bölünmek zorunda. Yani toplam para 45'i bir katı 45'e bölünmek zorunda. Peki 45'e bölünecekse 45'in yine aynı kuraldan, bölünebilme kurallarından düşündüğümüzde aralarında asal olacak şekilde 5 ve 9'u diye parçalayabilirim. Yani benim ödenen tutar 5 ve 9'a bölünebilmeliymiş. 45'e bölünebildiği için. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralı birler basamağının 0 ya da 5 olmasıydı. Ama ben eğer bu sayıyı şöyle ilk rakamını yine bilmiyorum. 920 diye alırsam bu bir tek sayı olmaz. Tek sayı olabilmesi için birler basamağının tek sayı olması gerekir. O zaman benim ne almam lazım 5 ile bölünebilme kuralına? Sayının son basamağın, yani daha doğrusu birler basamağının 5 olduğunu bulmam lazım. Bak, hem 5'e bölünüyor hem tek sayı. 9 ile bölünebilme kuralını uyguluyorum. Şuradaki nokta, yani oradaki sayı artı 9, artı 2, artı 5'in 9'un katı olması gerekiyor. Şimdi bu sayının 9'un katı olabilmesi için 7, 9 daha 15 değil 16. 7, 9, 16. 16 artı yuvarlak, yani nokta, o iş rakam, binler basamağı 9'un katı olacak. Ne eklerseniz 9'un katı olur, 2 eklerseniz. Çünkü 18, 2 çarpı 9 demek. Demek ki ödediğimiz tutar 2.925 liraymış. Bana da diyor ki silik çıkan iki rakamın toplamını, yani 2 ile 5'in toplamından neyi soruyor? 7'yi soruyor. Umarım anlaşılmıştı. Çok hoş bir soru. Denemelerde ve işte çözdüğümüz kitaplarda da bu tarz sorularla yine karşılaşırsınız. Örnek 3. Bu sefer yine aynı konu altında gidiyorum ama bakın buradakinden farklı. Burada tam bölünebiliyordu ama burada kalan var. Şimdi böyle kalanlı sorularda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ben 4 basamaklı bu doğal sayının 30 ile bölümünden kalanın 14 olduğunu söyledim, buldum. A'nın olabileceği farklı değerler toplamını istiyor benden. Şimdi gençler, 30 ile bölünebiliyorsa bu sayı, demek ki 5 ve 6'ya bölünebiliyor. 5 ve 6 denmez tabii ki, 3 ve 10'a bölünebiliyor. 6 ile bölünebilme kuralı yok çünkü. Şimdi 3 ve 10'a bölünebilen bir sayı. Fakat kalan 14. Şimdi ben bölelimi 3 ve 10 diye parçalıyorsam kalan bölenden daha büyük olamaz. Daha küçük olabilirdi. Kural da bu, bölmenin kuralı. O yüzden burada kalanımızı da parçalamamız
gerekiyor. Yani siz şöyle yazayım. 30'u 3 ve 10 diye parçaladığınızda kalanınız olan 14'ün 3 ile bölümünden kalanı yani 2'yi yazmanız, onun da yani ona böldüğünüz için kalanınız 14'ünüzün 10 ile bölümünden kalanı bulmanız lazım. Yani böleni parçaladığım için kalanı da parçalayıp bölenden daha küçük bir hale getirmem lazım. Yani işin özlüğü bölme işlemini devam ettiriyorum. Hepsi bu. Şimdi demek ki benim 4 basamaklı bu sayımın 3 ile bölümünden kalan 2 ama 10 ile bölümünden kalan da 4'müş. Şimdi o zaman A7-3B sayısı 10 ile bölündüğünde 4 kalanını verecekse kesinlikle B'nin 4 olması lazım. Çünkü 10 ile bölünebilme kuralı birler basamağının 0 olmasıydı ama ben 4 kalanını istediğim için 4 olacak B sayısı. Dolayısıyla A7-3-4 sayısı 3 ile bölününce 2 kalanını verecek. Şimdi buradayım. Rakamları toplamını hemen hesapladım. 14 artı A. Fakat 3 ile bölününce 2 kalanını verecek. Yani 12 artı A eşittir 3'ün katı olacak. A buradan ne alabilir? 0, 3, 6, 9. Fakat binler basamağı ilk basamak 0 olamayacağı için 0'ı eledim. Demek ki 3, 6, 9. Rakamları farklı dememiş. Görüyorsunuz ki. Dolayısıyla bu alabileceği, A'nın alabileceği değerler toplamında 18 olarak karşımıza çıkar. Yani eğer bir kalan verildiyse ve siz böleni parçalıyorsanız kalanı da parçalamak zorundayız diyoruz. Çünkü kalan bölenden daha büyük olamaz. Burada biz 3 ve 10 yazınca oradaki 14 bize yanlış işlem yaptı. Dolayısıyla bölme işlemini devam ettiriyoruz. 14'ün 3 ile bölümünden kalan, 14'ün 10 ile bölümünden kalan diye devam ediyoruz. 27 basamaklı 97-97 diye gidiyor. Bir doğal sayı var elinde ve 55 ile bölümünden kalanı soruyor. En sık karşılaşacağımız sorulardan bir tanesidir kendisi. Şimdi 55 ile bölünebilme kuralı 5 ve 11. Ben böleni parçaladığımda 5 ve 11'i buldum. 5 ile bölünebilme kuralı birler basamağına bakma. Dolayısıyla 9'un 5 ile bölümünden kalan 4. Yani bunu direkt yazıyorum. Sırtta 11'in ne bıraktığına bakmam lazım. 11 ile bölünebilme kuralını hatırlayın. Sağdan başlayarak artı eksi artı eksi yazıp topluyoruz. Şimdi bu sayı 27 basamaklı. Ben sağdan başladım. 9'a artı 7'ye eksi, 9'a artı 7'ye eksi derken dikkat ettiyseniz hem 9'lara artı 7'lere de eksi gelecek. Artı eksi artı 7'ler hep eksi, 9'lar da hep artı. 27 basamaklı bir sayı. Şimdi şöyle düşünün. 97, 97, 97 en son bir tane 9 kaldı. O en son kalan 9 yüzünden onun öncesindeki 97'lerden 26 tane var. Bu da demektir ki 13 tane 9 artı bir de sondaki 9 var. Eksi 13 tane 7 var demek. Bak 13, 9, 13 tane 7 var. 26 basamak. Bir tane de burada 9. 27 basamak. Yani kaç tane 9, kaç tane 7 olduğunu buldum. Şimdi zaten 9'ların üzerinde artı olduğu için 13 artı 9 artı 9 dedim. 13 tane de 7 olduğu için. 7'lerin önünde de eksi olduğu için yandım. Şimdi buraya hesaplarsam burası 130 getirecek size. 130 getirmeyecek. Çok özür diliyorum. 9 parantezin alınca 14 çarpı 9 getirecek. Diğer tarafta 13 çarpı 7 getirecek. Yani 36, 126 burası. Evet. Burası da 91 getirecek. 126'dan 91 çıkarıyorum. 5, 35. Ama 35 11'den büyük. Yani bir daha 11'e bölünüyorum. 35'in 11 ile bölümünden kalan nedir? 2'dir. Yani benim bu sayım 5 ile bölündüğünde 4, 11 ile bölündüğünde 2 kalanını verecekmiş. Biz 5 ile bölündüğünde 4, 11 ile bölündüğünde 2 kalanını verecek sayıyı arıyoruz şimdi. Tersten işlem yapıyoruz. Biz bu sayının 55 ile bölümünden kalanı arıyorduk. 55'i 5 ile 11 diye parçaladık ama biz şimdi kalanı da parçalamış olduk aynı yukarıdaki mantıkla. Tekrar 5'e ve 11'e bölünebilecek bir sayı arıyoruz. Yani şöyle, benim elimde bir A sayım var. Yani kalanım A, aradığım kalan. Bu
5 ile bölündüğünde 4 kalanını veriyor ama 11 ile bölündüğünde de 2 kalanını veriyor. Şimdi burada düşünmeniz gereken şey, buranın 5'in, buranın 11'in katı olması gerekir. Ama ne burası 5'in katı ne de burası 11'in katı. Çünkü birinde artı 4 var, birinde artı 2 var. Peki benim buranın 11'in ve 15'in katı olması için ekleyeceğim sayılara ulaşmam lazım. Ben diyorum ki, şimdi 11, buranın 11'in katı olabilmesi için benim buraya normalde 9 eklemem lazım. Çünkü 9 eklersem buraya 11 olur, 11'in katı olur. Ama ben 9'u buraya eklediğimde 13, 5'in katı olmadığı için ekleyeceğim sayı 9 değil. 22 olsun diye ben buraya 20 eklediğimde burası 24 olacak, yine 5'in katı değil. 33 olsun diye ben buraya 31 ekleyeceğim. Buraya da 31 ekleyeceğim. Buraya da 31 ekleyeceğim. Elinizde bir eşitlik varsa bir tarafına ne yapıyorsanız hepsini aynısını yapmak zorundasınız. Şimdi bu A artı 31 sayısı 5K artı 35 11T artı 33. Bakın burası 11'in katı, burası da 5'in katı artık. Demek ki benim A artı 31 dediğim sayı 55'miş. 5 ile 11'in katı. Dolayısıyla benim buradan A diye alacağım sayı 55-31'den ne getirecek bana? 24 getirecek. Yani demek ki bu sayının 55 ile bölümünden kalan 24'müş. Sallamasını da şöyle yapabilirsiniz. 24'ü 11'e bölerseniz 2, 5'e bölerseniz 4 kalanı da verir. Kaldı ki uzun uzun zaten bölmek gibi bir şansınız yok. Size hani ben burayı yapamam hocam, ben bunu düşünemem vesaire dediğiniz şunu öneriyorum. Siz zaten test sınavı olacaksınız. AYT ve TYT için konuşuyorum. Zaten test sınavı olacağınız için size şıklar verilecek. Ben sizin yerinizde olsam şuradaki işlemi yapmak yerine verilen şıklarda 5 ile bölümünden 4, 11 ile bölümünden de 2 kalan sayıyı işaretleyip geçelim. Çünkü aynı anda iki sayı birden oraya yerleştirmez. Şıklarda bulunmaz. Siz de bu şekilde çözümleyebilirsiniz. Beşinci ve bu konuyla ilgili son örneğimiz yine yeni nesil diyebileceğimiz tarzda bir soru. Bize bir tablo vermiş. Tabloda K, L, M, N, P sayıları var. 2, 3, 4 ve 10'a tam bölünebilme durumlarıyla ilgili tablo vermiş. Bölünüyorsa tik atmış yani. Mesela şöyle. K sayısı 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünüyor ve 10'a bölünüyor. Yani 3 ve 10'un ortak katı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Valya verdiğine göre hangileri daima doğrudur diyor. Önce tablodan sayıların bir yorumlamasını yapalım. Şimdi K sayısı 3'e ve 10'a bölünüyormuş. 3 ve 10 da aralarında asal. O zaman 3 ve 10'un ortak katı olan K minimum 30'dur. Hem 3'e bölünecek hem 10'a. L sayısı 2'ye ve 4'e bölünüyormuş. Ortak katı 8'dir deme. Çünkü 4'e bölünen bir şey zaten 2'ye bölünür. Dolayısıyla L'nin minimum değeri 4'tür. 4 alırsak 4'e de bölünecek, 2'ye de bölünecek. M sayısı 2'ye ve 3'e bölünüyormuş. O zaman aralarında asal oldukları için 6. N sayısı sadece 3'e bölünüyormuş. P sayısı 2'ye ve 10'a bölünüyor. Dikkat edin, 2'ye ve 10'a bölünüyor diye 20 almıyorum, 10 alıyorum. Neden? Çünkü 10 zaten 2'ye bölünüyor. Şimdi ben bunları bulduktan sonra ve yorumladıktan sonra yerlerine yerleştiriyorum. K sayısı 30. P sayısı 10. M sayısında 6 aldık. 60, 30 daha 90, 15 ile tam bölünür derim. Geldim. 15 ile bölünmesi için de zaten 3 ve 5'e bölünmesi lazım. Öyle düşünün. K'nın içinde 3 var. P çarpı M'nin içinde de 3 var. M'den dolayı yine bu yani yine 3'e bölünür. 5'e bölünmesi için de P sayısı 10'a bölünüyor. 5 var. Zaten K sayısı da 10'a bölünüyor. Her türlü 5 var. Buradan da tam bölünür. Yani hocam bir örnek buldunuz. Hemen doğru dediniz diye düşünmeyin. Buradan da yorumlarım. Şimdi M sayısını 6 aldım. N sayısını 3 aldım. L sayısını da en az 4 aldım. Şimdi 18, 4 daha 22. 22 8'e tam bölünmediği için bu yanlış. Şimdi doğruluğunu, bir şeyin doğruluğunu daimasını ispatlamak için örnek vermek yetmez. Yani örneğinizi bir yere dayandırmanız lazım. Ki biraz önce söylediğim gibi 10 katıydı 5 var, 3'ün katıydı 3 var. O yüzden 15'e tam bölünür diye bunu dayandırıyorum. Ama ben bir şeyin aksini ispatlamak için bir tane ters örnek buluyorsam benim için daimayı karşılamıyorsa bitti zaten. Yani ben burada B'nin, N'nin ve L'nin en küçük değeri için 8 ile bölünemediğini buluyorsam daima doğrudur. Doğru diyemem zaten ona. O yüzden eledim. Aynı mantık
M6, M3, P10. 19, 12 ile bölünmüyor. Ters örneğini bulmuş olduk. Dolayısıyla daima doğrudur sadece yalnız bir karşılamış oluyor. Bu dersimizde bu kadardı. Bu konumuzu da burada bitirdik. Umarım yararlı olmuştur. Siz de çalışmalarınıza devam edin. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.